Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bizimle birlikte. Sayın Şahin hoş geldiniz. Sayın Karakoç siz de hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ali Bey merhabalar size de efendim. Merhabalar. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Karakoç sizden önce sahadaki son durumu öğrenmek istiyoruz. Hastanelerde durum ne? Bir yandan kırmızı il de kalmadı risk haritasında ama işte 250 kişi öldü. Yine 20 bine yaklaşmış durumda günlük vaka tespiti COVID-19 tablosuna göre en az tabii ki. Ne diyeceksiniz sahada durum ne şu anda karşı karşıya kaldınız? İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum fırsatı bana verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ne yazık ki Ankara'da meslektaşlarımızdan aldığımız bilgi işte iç açıcı değil. Eğitim araştırma hastanelerinde, üniversite hastanelerinde COVID-19 için ayrılan yataklı tedavi servisleri ve yoğun bakımlarımız maalesef dolu. Yani döndük dolaştık, aynı noktaya geldik. Çok üzgünüz gerçekten. Tabii ki Sağlık Bakanlığı o yayınladı Turkuaz tabloda ve Türkiye haritasında kırmızı kalmadığını söylüyor ve toplam yapılan farklı dozunu söylüyor. Tam da algıyı bu şekilde yönetiyorlar ne yazık ki. Bakın günde 257 yurttaşımızı kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın o Twitter hesabından paylaştıklarını biz yurttaşlar olarak ve sağlık meslek emek örgütleri temsilcileri olarak biz kendilerine yönetiyoruz. Çünkü sağlık otoritesi bu ülkede sağlığın etmeni düzenleyen bir yönetici bunu vatandaşlara soruyor ve burada direkt sanki kendi sorumlulukları yokmuş gibi bütün sorumlulukları yurttaşlara yüklüyorlar. Bu gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Ankara'daki tabloda biraz önce belirttiğim gibi COVID-19 için açılan yataklı servisler ve yoğun bakımlar dolu. Polikliniklerimize her gün artarak başvuran hastalarımız var. Evet. Arkadaşlar ne durumdayız şu anda? Devam edebiliyor muyuz? Peki. Ali Bey sizin zaman zaman donmalar yaşandığı için arkadaşlarım sizin bağlantınızı yenileyecekler. Bu esnada Fikret Bey'le devam edelim. Fikret Bey sizin de bir kanun teklifi vermişsiniz. Çift aşı olmayan yurttaşların toplu alanların girmelerini kısıtlanması yönünde meclise. Hem bundan söz edebilir misiniz? Böyle bir şey söz konusu mu? Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir mi? Tabii şöyle biraz önce Ali Bey'in de bahsettiği gibi tabii bu sağlıktaki kuralları test eden, ülkedeki genel sağlık politikalarına yön veren Sağlık Bakanlığı. Tabii buradaki salgının yönetilmesindeki primer sorumluluk da elbette ki Sağlık Bakanlığı'nda. Sayın Sağlık Bakanı geçen ay yapmış olduğu bir açıklamada hastanede COVID nedeniyle yatanların %95'inin ve yoğun bakımda yatanların da hemen hemen tamamının aşısı olduğuna dair bir açıklama getirmişti. Hatta dün de basın organlarında yer aldı. Yaklaşık %97 oranında yatan kişilerin aşısız olduğu şu anda hepimizin bilgisi halinde. Yani sonuç itibariyle bu şunu gösteriyor. Aşı demek ki bu hastalığa yakalanmamakta veya yakalandığınız takdirde çok hafif şekilde atlatmanıza neden oluyor. Yani iyi yönde bir etkisi klinik olarak kanıtlanmış. Yani burada aşı reddinin giderek böyle toplumda daha arttığı veya öyle ön plana çıktığı mı diyeyim. Hani bunu hissettiğim için ben açıkçası bir hekim olarak bunu verme gereği hissettim. Özellikle de şimdi önümüzdeki dönemde süreçte okullar açılacak, toplu yaşam zamanlarımız artacak. Ve burada bilimsel olarak da kanıtlanmış bir aşının pozitif yönde bir etkisi var. Aşı olmadığımız takdirde de yani görüyorsunuz bir takım varyasyonlar, mutasyonlar giderek hızla ilerlemekte. Şimdi aşılamaktaki temel amaç şudur. Yani mümkün olan toplumsal bir bağışıklığı yakalamanız için en kısa sürede toplumun en az %60-70'ini aşılamanız gerekir. Yani bu süre genel anlamda bilim otoriteleri tarafından 6 ay kadar bir süre olarak söylenir. Biz de dikkat ederseniz Begüm Hanım Ocak ayında başladık aşılamayı ama yani yeteri kadar hızlı ilerleyemiyoruz. Hem aşıyı geçmiş tarihlerde yeteri kadar temin edemedik.
Daha sonra elimizde aşı olduğu zaman da vatandaşların ilgisinin biraz azaldığını gördük. Bakanlık devamlı bu konuda aşı yapılması yönde bir takım hani kamu spotları yapıyor ama vatandaş hani bir ilgisini herhalde kaybetti diye düşünüyoruz, zannediyorum. Neden kaybetti acaba? Bunu neye bağlıyorsunuz efendim? Siz de bir hekim olarak hani sadece aşı karşıtlığıyla bunu herhalde anlatamayız değil mi? Çünkü onlar toplumda küçük bir azınlık bir kesimi temsil ediyorlar. Evet. Efendim aşının önemi bana kalırsa bakanlık tarafından yeteri kadar anlatılamadı zannediyorum. Hani örnek olarak hepimiz tabii olduk, gösterdik, vatandaşlara olunması hı hı. gerektiğini anlattık ama şöyle ki bakanlığın salgının başından bu yana kamuoyunun yeteri kadar açık şekilde şeffaf bir tarzda bilgilendirmeme eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Hani mesela işte aşının başlangıç noktasında efendim aracı şirket yok denildi, aracı şirketler çıktı, şu miktarda aşı gelecek denildi, o miktarda aşı gelmedi. Bunun gibi şeyler vatandaşın güveninde tabii sarsılmaya sebep oldu. Ve en önemli faktörün de tabii kendi aşımızı kendimizin üretememesi, yurt dışından bu aşıları ithal etmemiz de vatandaş nezdinde zannediyorum biraz güvensizlik yarattı. Vatandaş genel anlamda efendim ben yerli aşı üretilsin, ben yerli aşı olmak istiyorum diyen de bir hayli fazla sayıda vatandaşlarımızla da karşılaşıyoruz sahada. Yetkililer Nisan ayında yerli aşının kullanılabileceğini söylemiş olmasına rağmen Sayın Sağlık Bakanı ve yine Sayın AKP Genel Başkanı'nın açıklamalarında Nisan ayında yerli aşı kullanılacaktı. Ama Nisan ayı geçeni bir hayli zaman oldu ama halen yerli aşı yok. Varmak istediğim nokta şu: siz kendi aşınızı üretemezseniz vatandaşınız da yabancıların ürettiği aşıya yeteri kadar güvenmiyor demek ki. Buradan da kendi aşımızı kendimiz üretmemiz gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Diğer bir yönde bu olsa gerek. Ama BioNTech aşısı zannediyorum FDA'dan da onay almış bir aşı. Evet, evet. Şimdi yani bu şu ana onu kadar daha da diğer aşılardan daha da güvenilir mi kılıyor? Sizin değerlendirmeniz nedir? Tabii. Şimdi efendim tabii salgın olması nedeniyle normal bir aşıların kullanım prosedürü maalesef uygulanamadı. Çünkü her gün hemen hemen dünya çapında 10 bin aşkın kişi hayatını kaybediyor COVID nedeniyle. Ve bir an önce bunu önlemek gerekiyor. Yani bir nevi ölümle kalım arasında bir yarış izliyorsunuz. Tabii Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım onayı verdi aşılara. Tabii ilk defa da normal kullanılabileceğine dair onayı da, normal prosedürdeki onayı da bahsettiğiniz aşı aldı. Tabii bilimsel çalışmalar bu aşıların ne kadar güvenilir olduğunu, ne kadar etkili olduğunu bize artık daha kesin olarak rakamsal değerleriyle de ortaya koyuyor. Söylemiş olduğunuz aşının diğer aşılara göre daha etkili, koruyucu oranı daha yüksek olduğunu, yani BioNTech açısından hani bunu söylemek imkanı var bilimsel yayınlarda çerçevede, ki FDA'de bunu sonuç olarak normal bir kullanım onayıyla da onaylamış durumda. Sonuç itibariyle yani aşı olmamanın alternatifi hasta olmanız. Yani hasta olmanız, tabii hasta olduktan sonra da yani bunun sizde nasıl seyredeceği tabii biraz vücut direncinize bağlı elbette ki, ama tabii çok acı tecrübeler yaşayabilirsiniz. Ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Ben tabii uzun yıllar aktif olarak bir hekimlik de yaptım. Birlikte çalıştığımız bir hemşire hanım alerjisi nedeniyle aşı yaptırmadı başlangıçta. Maalesef hastalığa yakalandı ve hayatını kaybetti. Yani aşı yaptırmamanın çok acı olaylarla da karşılaşmanıza bedeli çok acı şekilde oluşabiliyor. O nedenle ben bir hekim olarak, bir hekim, bir milletvekili olarak vatandaşlarımızın sırası geldiği takdirde bir an önce aşı olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bir an önce toplumsal bağışıklığı yakalamak durumdayız. Eğer bu süre uzarsa mutasyonlar artıyor. Bu sefer de yapılan aşılar etkinliğini yitirme riskiyle karşılaşılıyor. Yani mümkün olan en kısa zamanda toplumun %70'ini biz aşılamak durumundayız. Şu anda biraz önce ben de Sağlık Bakanlığı'nın aşı tablosuna baktım. Tabii normal prosedürde en az 2 doz yapılması gerekiyor bu aşının. Şu anda ülkemizde 36 milyon 2 doz uygulanmış. Yani %58 oranında. Yani %42 oranında halen aşılanmamış kişiler var. Ve bu 18 yaş altı, öyle değil mi? Bu baz alınan oran. Hayır, bu 18 yaş üzeri şu anda.
18 üzeri, yaş üzeri. Şöyle söyleyeyim, üzeri. Nüfusumuz 83 milyon. Bunun 20 milyon civarı 18 yaş ve 6 diyelim. Yani yaklaşık olarak bizim 60 ile 65 milyon civarında vatandaşımız aşılamamız lazım. Ama şu anda aşılanan miktar 60 milyon diyelim. 60 milyonun şu anda 36 milyonu 2 doz aşı yapılmış. 25 milyonu da şu anda aşılanmamış ikinci doz. Hı hı. Ve sırası da gelmiş bu kişilerin. Ama bu kişiler, evet, aşı yaptırmıyor. İşte ben bundan dolayı hani bu şekilde bir kanun teklifi verilme gerekliliği hissettim Ekim Ağar. Hani, hı hı, burada tabii ki vatandaşlarımızın ben aşı yaptırmak istemiyorum diyebilir. Buna saygı duymak, hı hı, durumundayız tabii ki. Ama bir kişi bunu derken toplumda yaşayan diğer kişilerin de sağlığını riske atmaması gerekir. Bu nedenle de hiç olmazsa bu salgın geçene kadar aşısı, iki doz aşısı yapılmayan kişileri toplu yaşam alanlarında girişlerinde bir takım kısıtlamalar getirilmesi diğer bireyleri de hastalığa yakalanmada koruyacaktır. Ki, hı hı, hastanedeki veriler bize dediğim gibi aşının önemini gösteriyor. Bakın %95 oranında, bakanlığın verdiği rakam, %95 oranında hastanede tedavi gören kişiler aşısız kişiler. Aşı olmuş olsalardı hasta olmayacaklar ve hasta olsalar dahi de çok hafif atlatacaklardı. Bu nedenle aşı olunmasını kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Hele ki şu okul döneminde bir veli olarak düşün. Ben de bir veliyim. Ben çocuğumun okuldaki öğretmeninin aşılarının tam olmasını yani isterim açıkçası. Yani içim rahat olması açısından. Hı hı. Veya servis şoförünün aşılarının en az iki doz yapılmasını isterim. Kantin görevlisinin efendim aşısının yapılmasını isterim. Siz her ne kadar haftada iki kez PCR testi isteyeceğiz deseniz de okulda yani PCR'ın da güvenilirliği %50 ile 70 oranında yanılma değişiyor. Yani bir kişi belki klinik olarak hasta olabilir ama siz bunu PCR testiyle tespit edemeyebilirsiniz ve diyelim ki bir öğretmen aşı istemedi, yapılmadı ve hastalandı. Hı hı. Bir takım çocuklara bulaştırdı. Allah korusun çocuklar yaşamını, evet, kaybetti. Yani bunun bir çok acı sonuçları var. Onu söylemek istiyorum, evet, ben. Bu nedenle de özellikle kamusal hizmet yapan kişilerin, böyle toplu yaşam alanlarında görev yapan kişilerin mutlaka iki doz aşı yapılmasında toplumsal olarak da büyük bir yarar olduğuna inanıyorum ben. Hı hı. Bilimsel kanıtlar da bu yönde. Efendim aşılamayla ilgili bir takım bilimsel olmayan söylemler var. Bunlar geçerli değil açıkçası. Peki şimdi bir de tabii şu konu da bence oldukça önemli. PCR, buyurun, zorunlu, aşı gönüllü denildi ya. Ama haftada iki kez PCR testi olmamış kişi kim denetleyecek? Yani servis şoförü, kantincisi, öğretmen, idari personel, bu işlerle kim ilgilenecek? Örneğin olmadı bir kişi. Bu denetimde oldukça sıkı yürümesi gerekiyor. Bu konuyu da takip etmek lazım. Şimdi Sayın Karakoç yeniden bizimle birlikteymiş, bir başka bir bağlantı sağladık, öyle, tabii, değil mi, telefondan? Tabii. Daha temiz bir görüntü. Ali Bey tekrar merhaba. Sizin sözünüz yarım kalmış mıydı bu konuya ilişkin? Hastanelerdeki duruma dikkat çekmiştiniz. Şu an dolduk yoğun bakımda dediniz. Aşılanmanın önemi, son veriler ve 6 Eylül yüz yüze eğitim diyeyim ve sözü sıra bırakayım. Çok da zamanım kalmadı ama siz buyurun efendim, derleyip toparlayın, yorumunuzu alalım. Çok teşekkür ederim. Aşılamayla ilgili biraz önce yayına başlarken bakanlığın açıklamasını siz okudunuz ya da bakanlık kendisi söyledi. Çift doz aşılamanın %55'te olduğunu söylüyor. Bakın bu açıklama da yine algı yönetimine yönelik. Toplumun tamamını içeren bir oran değil bu. 18 yaş üstüne göre veriyor Sağlık Bakanlığı. Oysa ki biz diyoruz ki toplumsal bağışıklık toplumun tamamına yönelik olması gerekiyor. Yani bizim 80 nüfusumuz var, 5 milyondan mültecimiz var en az. Bunun bu oranı yüzde, şu anda çift doz aşılama ülkemizde %44-%45 dolaylandı. Toplumsal bağışıklık için Delta varyantıyla birlikte bu oranın %80 olması gerekiyor. Bu bağışıklığın çok uzağındayız ama sadece aşılamayla bu, evet, aşılama en önemli aracımız ama ne yazık ki Nisan ayından itibaren filyasyon ve temaslı takibi tamamen bırakıldı. Biz bulay zincirini önlemeden her gün yeni canlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Yeni vakalar çıkacak, hastanelerimiz dolup taşacak ve dolayısıyla normal sağlık hizmeti üretemeyeceğiz. Okullarla ilgili açıklamamızı daha önce yapmıştık. Her koşulda mutlaka okulların açık olması gerekiyor ama bu koşulların
mutlaka ve mutlaka tedbirlerin alınması gerekiyor. Bakın bu ülkede en rahat yapılan şey son 20 yıldır bir iki modeli inşaat sektörü üzerinden gidiyor. 2 yıllık bir süre geçti, bu ülkede bir tane ekstra derslik yapılmadı. Nüfusumuz fazla deniliyor, dersliklerimiz kalabalık, buna yönelik hiçbir çalışma yapılmadı. Dolayısıyla bütün önlemlerin mutlaka alınarak eğitimin yüz yüze yapılması gerekiyor. Ankara özelinde büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, Türkiye'nin dört bir yanına Milli Savunma Bakanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne alınacak öğrenciler hepsi Ankara'ya getirilip Türkiye'nin dört bir yanından toplanıp Ankara'da sağlık kurulu muayeneleri yapılıyor. Ve bu gençlerin muayeneleri ne yazık ki yine COVID hastanelerinde yapılıyor. Bununla ilgili defalarca basın açıklaması yaptık, basın bildirileri dağıttık. Ankara ilinin il sağlık yöneticilerini görüştük. Önerilerimizi ilettik ama il sağlık yöneticileri de diyorlar ki bizim bu önerimizi biz bir yukarıya iletiyoruz. Ne yazık ki bununla ilgili herhangi bir önlem alınmıyor. Ankara vakaların yüksek olmasının önemli faktörlerinden bir tanesi de bu konu. Bunu belirtmek istiyorum. Sanırım zamanınız da çok kısıttı. Onun için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız yoğun mesainizde. Çok sağ olun. Sayın Şahin, size de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için, yorumlarınız için sağ olunuz. Efendim, müsaade ederseniz ben bir noktayı ilave isterim ama şimdi PCR testinin ben elbette yapılması hani bir vakayı test etmek açısından faydalıdır ama hani eğitimde öğretmenlerimize haftada 2 kez PCR testi yapılmanın hastalığın yayılımında yani çok da fazla etkili olacağını düşünmüyorum acı. Elinizde bir aşı gibi daha değerli bir silah varken bunu neden kullanmıyorsunuz? Neden hani öğretmenlere çift doz aşı yapılması konusunda bir talimat vermiyorsunuz? Ben bu bakanlığı yani bu konuda göreve davet ediyorum. Diyelim ki bir öğretmeninize siz PCR testi yaptınız, hafta başında negatifti. Pazartesi yaptınız negatif, salı günü bu kişi efendim başka bir kişiden aldı ve çocuklara bulaştırdı. Hı hı. Çarşamba, perşembe yaptınız, pozitif çıktı. Bu sürede bulaştırdığı kişileri nasıl engelleyeceksiniz? Yani PCR testi de çözüm değil, onu söylemek istiyorum evet. Açıkçası. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler.